Yağmurlu bir günden herkese selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Canlı. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber motoruma stand arka basamak demirleri yapacağız. Bunları aşama aşama göreceksiniz. Buyurun videoya geçelim. Tamam ya. Kapa. Ha?
bölüme geldik. Şimdi arka stüt basamaklarını da boyuyorum. Şimdilik astar atıyorum beyaz olarak. Bakın. Sonra yine ön koruma demirleri ve kuyruk demiri gibi kırmızı olacak. İzlemeye devam. Abi ne yapıyorsun yine, hiç boş durmuyorsun. Abi şimdi yine her işi kendimiz yapmaya devam ya. Tamam. Ne bu abi? Stand koruma demiri değil, stand koruma basan. Abi ne yapıyorsun yine, hiç boş durmuyorsun. Ne yapalım be kardeşim, her işi kendimiz yapınca böyle oluyor. Güzel güzel, kolay gelsin abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar son kırmızıyı da atıyorum. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Hakan'ın koruma demirlerini kırmızıya boyuyoruz. Tabii ki de kırmızıdan başka bir renk olmaz. Kırmızı, siyah olmazsa olmazımız. Şu küçük parçayı siyah yapayım mı sence? Egzoz kızı. Olabilir. Güzel olabilir çünkü onunki ayrıntı farklı durması lazım. Gözükmesin değil mi abi? Yani koruma demiri parçası ayrı, o ayrı. Çevir istersen. Oyalamak ister misin? Evet kanka, sen alışmışsın şu anda, rahat rahat yap. Valla. Tamam. Güzel olmuş, ellerine sağlık benim kardeşim. Şimdi sona doğru yaklaştık, bakın. Bu basamağı da en son boyamıştım. Şimdi bunu yerine takacağım. Bakın nasıl kesmişim ama, tam ölçülü değil mi? Buradan altılı galyanlarla orijinal vida yerlerine takıyorum. Gittim sanayiden aldım, tornada yaptırdım. Ali amcanın ellerine sağlık. Ölçülerimizi aldık. Buradan bu şekilde cıvatayı atıyoruz içeriye. Buradan çıkıyor. Buraya da 3 kademe yaptık. Üçüne de diş çektik. Hani ister yukarıya, ister aşağıya, ister en aşağıya ortaya takabiliyorsunuz. Ben ortaya takıyorum. Bakın buraya hem diş çektik, ben hem de daha sağlam olsun diye arkadan vidayı çıkartıyorum. Ve vidaya bir tane somun takıyorum. Takamıyorum. Elimi kestim. Böyle işlerde elin kesilebiliyor. 17 anahtarımızı alıyoruz.
buradan tamamen sıkıyoruz adam gibi. Sonra bir çekici yardımıyla yine Ali amcanın yapmış olduğu takozları buraya bu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Sizce de şahane olmadı mı ya? Arkadaşlar bakın, buraya kendim bu ayaklıktan bir aparat aldım şöyle. Ne için aldığımı söyleyeyim hemen. Buraya egzozu tutturabilmek için şöyle şu şekilde destek aldım buradan. Buradan arka tarafa atıyoruz. Arka tarafından da somunla sıkıyoruz. Arkadaşlar, yemin ediyorum YouTube'a sizlere video çekebilmek için bütün işlerimi aksatıyorum. Ben bunları çoktan böyle bu hale aklımda vardı. Çoktan bu hale getirmiştim fakat hep böyle video için, güzel olsun için, bakın her videoda belki de üstüm başım değişiktir, hep geç yapıyorum sizler için. Umarım emeklerim boşa gitmez. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama motor ne oldu he? Bu işlemler hemen birden olmadığı için her videoda üstüm başım farklı olabilir. Bu video buraya kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.